Esselamu aleyküm dostlarım. Videoyu beğenerek başlamanız ve yorum yapmanız kanalı oldukça ileriye taşıyor. Verdiğiniz destekten ötürü hepinize teşekkür ederim. Keyifli dinlemeler. Karşımızdaki o üyeleri görünce kıpırdayamadım bile. Gerçekten bizi tuzağa düşürenler onlarmış. Biz? Onları tuzağa düşürdüğümüzü zannederken asıl tuzağa düşen bizdik. Bana doğru baktıklarında arkamdaki bir hissiyat çok garipti. Arkama doğru dönmek isterken sanki bir iğne saplanmış gibi enseme yere doğru düştüm. Gözlerimi ne kadar açık bırakmak istesem de olmadı. Gözlerim kapanmıştı. Bir süre sonra tamamen sallantılar şeklinde hareket ediyordum. Gözlerimi açamıyordum ama nedense baygın da değildim. Beni bir arabaya koydular. Mahir'in kanını bulabiliriz bununla. Kapıyı açmada bu çocuğu kullanmış. Ne kadar saklasa da çocuk bizim için yeri gösterecektir dediler. Araba uzun bir süre hareket etti. Çoğunlukla normal bir yolda değil, taşlıklı ve engebeli bir yolda hareket ettik. Çünkü sürekli olarak araba sallantı halinde yukarı aşağı şeklinde gidiyordu. Uzun yolculuk sona erdiğinde kapıyı açtılar. Çocuğu alın dedi. Kim dediyse bunu oldukça kalın sesli ve korkutucu bir sesi var. Direkt beni tutup kaldırdılar. Gözlerini açamıyor. Hissiyat olarak uyanık olabilir. Mühür belli bir süre boyunca tutacak. Mahir kanını kullandığı için net şekilde bilincini kapatamıyoruz. Beni götürdükleri yer aşağıya doğru inen bodrum şeklindeki bir yerdi. Ellerimi bağlamayı bile tenezzül etmediler. Soğuk bir taşın olduğu yere doğru attılar beni. Işıklar açıldığında gözlerimden resmen direkt ışıkların yansımasını alabiliyordum. Gözlerime doğru biri gelerek tam kapak noktalarına doğru serçe parmağını dokundurdu. Sonra da gözlerini açabilirsin dedi. Gözlerimi açtığımda yukarıdan aşağıya doğru poşetler var. Poşetlerin içerisinde bazı hayvanların kesilmiş kafatasları bulunuyor. Özellikle de kafatasların üst taraflarında Arapça şekilde yazılmış bazı tılsım gibi gözüken semboller var. Sessiz kaldım. Hiç konuşmadım. Mahir sana bir sır verdi mi? Ya da seninle konuşurken bir şey anlattı mı? Başımı hayır şeklinde salladım. Mahir sana neden geldi? Neden seni seçti? Aranızda bir antlaşma var mı? Eğer varsa ve söylemiyorsan o zaman hapı yuttun demektir. İnanın hiçbir antlaşma yok. Hiçbir konuşmada yapmadım kendisiyle. Yani sadece kendine öyle mi? Buna inanmamızı mı bekliyorsun? Gerçekten yalan söylemiyorum. Sadece kendim. Başka hiç kimse yok. Yanımda Kenan abi vardı, muhtar. O da bu işe karışmadı. Sadece benim kanımla yaptı. Bu pek inandırıcı gelmiyor bana. Siz öyle geliyor mu diyerek yanındakilere doğru seslendi. Çocukla işimizi hallettikten sonra öldürelim. Yeteri kadar yaygara çıktı. Hüddamların da peşimizde olduğunu düşünürsek çocuğun yaşaması bize zarar. Doğru söylüyor diyerek diğerleri de onaylıyordu. O zaman söylediğiniz gibi yaparız. Kısadan öldürürüz hemen. Gel buraya diyerek tuttu kolumdan. Çekiştiriyordu. Elimi geriye doğru çekmek istiyorum ama resmen kendi uzvum olan elimi kullanamıyorum. Ortaya doğru fırlatır gibi attı beni. Ellerimin üzerlerine yazılar yazılmaya başlandı. Sonrasında da kollarımı. İki taraflı yazıyoruz değil mi? İki taraflı. Mahir kapıyı nereye gönderdiğini gösterecektir. Gösterdiğinde çocuktan alacağız. Direkt Mahir'i bulacağız. Mahir'i öldüreceğiz. Başka hiçbir şey olmayacak. Acıma ya da konuşma. Hiçbiri olmayacak. Hedefimiz direkt olarak Mahir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı, merak etme dediler. Kollarıma yazılan yazıdan sonra bir iple beraber el bileklerim ve ayak bileklerim bağlandı. Sonra da yere doğru, demirle çivilenmiş olan kazığa benzeyen yerlere doğru halatlar çekilerek iyice döndürüldü. Sessiz bir şekilde bekliyordum. Öldürüleceğimi düşünüyordum çünkü artık. Ne kadar dirensem de buradaki insanlar beni o kurtarmaya çalışan hüddamlar gibi değildi. Kesinlikle öldürülme gözüyle bakıyordum. Yanıma doğru eğilerek, "Söyle lan dinin ne senin?" dedi. Müslümanım dediğimde suratıma doğru elinin tersiyle sertçe vurdu. "Dinin ne senin?" dedi. Yine Müslümanım deyince bir daha vurdu. "Dinin ne?" diyerek bir daha sorunca sessiz kalıp suratına doğru tükürdüm. Müslümanım deyince bu sefer karnıma doğru sertçe vurdu. Yan tarafta duranlardan bir tanesi gelip
onu geriye doğru çekti. Başımızda sen olabilirsin ama zarar veremezsin ona. Eğer bir zarar verirsen seni büyüye söyleriz. Akıllı dur. İstediğimizi aldıktan sonra istiyorsan parçalı. Köpekleri at, ne yapıyorsan ya. Sadece şimdilik rahat dur. Bir şey söylemeden kolunu ittirdi, geriye doğru çekildi. Üzerimdeki tılsımlara doğru bir şey dökerek iyice onu yaydılar. Sonra da okumaya başladılar. Tılsımları okuduktan sonra vücudumu aşağıya doğru gerdirir gibi ipleri çekiyorlardı. İyice transa girdikten sonra bilincini kapatın. Ne görüyorsa anlatsın. Gözlerim gerçekten kapanıyordu acıdan. Yukarıya doğru bakarken başım iyice gerildi. Sonrasında da direkt göğsüme doğru sert bir şeyle vurdu. Göğsüme vurulan şey her neyse beni direkt sırt üstü yere doğru sertçe yapıştırdı. Gözlerimi açtığımda ellerim kollarım bağlı değildi. Ayağa doğru kalktım, bir mağaradayım. Etrafa doğru baktığımda şok içindeydim. Ben buraya nasıl geldim? Ben neredeyim lan? Ne oluyor? Etrafa doğru bakarken duvardaki çizimler tanıdık geldi. Bunlar o. O oradaki. Bizim köyün mağarasında olanlar. Gerçekten onlar. Etrafa doğru bakıp yürümeye devam ettim. Hatta sağımda ve solumda var mı diyerek iyice de kontrol ediyordum. Her yerde vardı. Üst tarafta kocaman, 6 tane yılan başına benzeyen büyük bir sembol. Orta tarafta ise kapı. Hem de tam orada duruyor. Etrafında mumlar yakılmış ve kapının aralığı var. Kapı açılmış şekilde. Yüzüme doğru soğuk bir su yağmaya başladı. Suların altında kalıyordum. Boğulacak gibi suların altında kalıp yüzemedim. Aşağıya doğru çekildiğimde birisi gelip elimden tuttu. Beni çektiğinde üzerim ıslak bir şekilde uyandı. Zincirlerin sesini duydum. Yerde yattığım yerdeydim. Gözlerimin içine doğru bakarak "Neler gördün, konuş," dedi. Nefes alamıyordum. Ne kadar istesem de zor alıyorum. Sürekli ağzımdan sular çıkıyor, göğsüm şişmişçesine acıyordu. "Nefes alamıyor, oksijeni getirin," dedi. Küçük bir oksijen tüpü getirildi. Oksijen maskesi takıldığında nefes almaya başladım. Ciğerlerimdeki o yangınlık, o şişkinlik yavaşça inmeye başladı. Yanıma doğru gelerek dizlerinin üstüne doğru çöküp adam gözlerimin içine baktı. "Söyle çocuk, ne gördün?" "Kapıyı gördüm. Kapı açıktı, aralıklıydı." Hepsi birbirine doğru baktıktan sonra iyice yaklaştılar dinlemek için. "Kapı sadece açık mıydı? Başka ne gördün?" "Kapı açıktı. Ve her yerde yazılar vardı. Aynı mağarada gördüğüm gibi birebir. Dip dibeydi." "Peki ne gördün başka? Kapıdan geçişini gördün mü?" "Hayır. Hayır ama tavanda kocaman bir yılan vardı. 6 tane başı var gibiydi. Devasa bir şeydi. Zikra'da. Zikra Dağı'nın içinde." "Ne kadar sürede gideriz?" "40 dakikamızı alır. Buradan direkt aşağıya doğru gidersek de daha hızlı oluruz. Dönemeçli yolda polislerin çevirmesi olabilir. Enerjileri yayın o zaman. Gerekli ne kadar tılsımlı kağıt varsa çıkartın. Cinnileri kullanın haydi. O şerefsiz kaçmadan yakalayacağız. Anladınız mı? O benim. Sadece benim," diyordu. Onu gerçekten bir kaşık suda boğmaktan öte direkt elleriyle boğup öldürecek. Mahir'i eline geçirdiği de gebertecek kadar öfkeli. Arabayı bindirdiklerinde bizi hızlı bir şekilde gidiyordu. Gerçekten arabayı süren her kimse gözünü karartmış. Gazı olabildiğince basıyordu. Sonunda aşağıya doğru inmiş olmalıyız ki yavaşladı. "Efendim, burada enerjiler var. Hem de fazlasıyla. Büyük ihtimalle kapının açılışı buralarda. Dağın tam içerisinde olmalı. Hızlı bir şekilde dağın girişini bulun. Çabuk, hızlı olun." Verdiği emirle beraber herkes aşağı indi. Arkamızda da birkaç aracın durduğunu duydum. Aşağı inmelerle beraber aralarında "Dağın girişini arıyoruz," diyerek bağırıyorlardı. Kısa süre içerisinde buldular. Direkt de geldiler. Gelir gelmez aşağıya doğru inmelerini ve hazır bir kapı bulduklarını söylediler. Beni de alıp yerde sürüklercesine götürüyorlardı. "Çocuğun kanını kullandıktan sonra çocuğu içeriye atacağız. Kapının içinden çıkanlar direkt çocuğu alacak. Adamımız çocuk. Anlaşıldı mı? Dağın yerini nereye değiştireceğiz? Kapı nereye gidecek? Kapıyı sadece benim bildiğim bir yere taşıyacağım. Ve sadece ben geçeceğim. Mahir kapıdan dışarıya atıldığında direkt onu öldüreceksiniz. Başka sorusu olan var mı?" Hiç kimse ses çıkarmadan sadece başını salladı.
onaylamışlardı. Hızlı bir şekilde mağaranın girişine doğru beni aşağıya doğru yuvarlarcasına attılar. Aşağıya indiğimde çocuğa bir şey olmadı. Hala rahatça yürüyebiliyor dediler. Ayağa kalkıp sadece bir iki adım atmıştım. Rahatça yürümek bu mu? Tuttukları gibi beni önlerinde sanki bir it gibi sürekli tekmeleyerek ilerlettiler. Sonunda o gördüğüm yer. Etraftan tamamıyla suların dolduğu yazıların olduğu yerdeydim. Kapı hafifçe açık. İçeride karanlık bir sis bulutu var. Özellikle de ayaklarımdan tam dizime doğru gelen. Kapının açıklığı görünüyor. Oraya hayran bir şekilde yan taraftaki adam öne doğru ilerleyerek gitmeye başladı. Kapıya doğru yaklaşarak elini uzattı. Müthiş, müthiş. Bu kapı müthiş. Bu mat, bu mat bu. Gerçekten cinler aleminin kapısı bu. Arka taraftan birkaç kişi bağırdı. Efendim, burada sıkıntı var. İç tarafta cinliler kaçmış durumda. Çoğu büyücü yan taraftan gelemeden ölüyor. Ne yapmamızı istiyorsunuz? Ben kapıyı kullanıp götürene kadar onları oyalayın. Başka kimseyi dışarıya çıkarmayın. Dışarıdakiler ölüyor efendim. Ölsünler. Hızlı olsalarmış dedi. Tamamıyla herkesi gözünden çıkarmış durumda. Diğer büyücüler birbirlerine doğru bakıp ne yapacaklarını şaşırdılar. Çünkü açıkça kendileri de ölse umrunda olmayacaktı. Bunu anladılar. Kapının oraya doğru yaklaştığını gördüğünde diğerlerinden biri başıyla işaret etti. Sanki hadi der gibi. Diğeri de başını salladı ve hızlıca ona saldırmak için koştular. Kapıya doğru giden o başlarındaki büyücüyü yere doğru yatırdı. Sonra da yan taraftan aldıkları büyükçe bir kayayı başına doğru vurdular. Adamı öldürüyorlar. Gerçekten öldürüyorlar. Ne yapıyorsunuz? Siz kafayı mı yediniz diyerek bağırdığımda sen kapalan çereni diyerek beni kenara doğru ittirdiler. Hiçbir şey diyemedim. Sessiz bir şekilde sadece bekledim. Yerde onun cesedini yana doğru attıktan sonra her biri şimdi kapıya kim gidecek diye konuşuyorlardı. Aramızdaki en küçük olanı gönderelim. Aramızdaki en büyük olması gerekmiyor mu diye konuşurken arkadan birini tuttular. Hemen hemen benden 2 yaş ya büyüktür ya yoktu. Onu öne doğru götürdükten sonra içeriye doğru iteklediler. İteklemeleriyle beraber kapı büyük bir gıcırtıyla beraber yukarıdan aşağıya irili ufaklı taşlar atmaya başladı. Bu sırada dışarıdaki bağırış sesleri daha da arttı. Kapının gürültüsüyle beraber taşlardan büyük yarıklar açılmaya başladı yukarıya doğru. Açılmasıyla beraber de direkt yukarıdan aşağıya doğru kocaman bir yılan başı düştü. Yukarıya doğru baktım. Doğruya, o oydu. 6 tane baş gözüken kocaman yılan figürü. Aşağıya doğru düşen taşlardan sonra haydi herkes kaçsın diyerek bağırdılar. Ben de dışarıya doğru kaçmak istiyordum ama sırtıma irili bir tane kaya gibi taş düştü. Yere doğru düştüm. Birkaç defa yerde hareket etmeye çalıştım ama belim çok kötüydü. Her hareket etmeye çalıştığımda benim sanki ortadan ikiye kırılıyormuşçasına acıdı. Acıyla beraber yana doğru kıvrıldım. Taşlar üstümden mirili ufaklı şekilde yanama doğru düşüyordu. İçeriye girenler vardı. Bunlar da kim? Üddamlar burada diyerek bağırdılar. Sonrasında birçoğunun sesi kesildi. Birçoğu bizi affedin diyerek bağırıyordu. Yanıma doğru geldiler. Tuttular beni ve kaldırdılar. Belinde bir incinme olabilir, dikkatli olun dediler. Beni oradan çıkardıklarında arabanın oraya doğru koydular. Her biri üstüme doğru bakıp etrafımı açtılar. Hiçbir şey yok, yara yok. Beline sert bir kaya düşmüş. İncinme olduğunu düşünüyoruz. Rahatça ellerini kollarını hareket ettiriyor. Felçlilik ya da omuriliğinde bir zedelenme olsa tamamıyla kısmi felçlilik olabilirdi. Şu anda hiçbir sorun görünmüyor. Belinde ağrı var mı diyerek sorduklarında başımı hayır diye salladım. Çünkü ağrı yoktu, geçmişti. Ayağa doğru kaldırıp benim yüzümü yıkadılar. Şimdi neler oldu anlat dediler. Her şeyi anlattım. Yakalandığım andan itibaren yaşadıklarımı da. Daha eski yerine döner. Tılsımı okuyup dağın yerine gideceği yeri söylemediyse kapılar direkt ilk açılıştadır. O zaman yerini biliyoruz. Biliyoruz. Bizimle beraber gelmen gerekiyor. Tuttular ve direkt olarak beni araca bindirdiler. Yine mi gidiyoruz? Bu sefer direkt gidiyor, merak etme. Seni götüreceğimiz yer köyünün yanı hemen. Köyünün yanında direkt olarak mühürlenen yere gideceksin. Çünkü kapıyı açıp orada mühürlediler.
Yani yıkılmış olan mağara tekrardan düzelmiş mi olacak? Evet, gördüğünde bayağı bir şaşıracaksın. Hatta nutkun bile tutulabilir. Dikkatli ol. Oldukça derin bir yere gideceğiz. Gördüklerin o mağaradan ötesi olacak. Ne demek istediğini anlayamadım. Köyüme doğru gitmek belki de bana huzur veriyordu. Köye yaklaşmaya başladığımızda kollarımızı yırdılar. Her yere o duvarlardaki ve taşlardaki yazılan, o eski Türkçe'ye benzeyen Osmanlıca yazılar yazıldı. Sonra da Kur'an-ı Kerim'den yazılar. Ellerini kapıya dokundurttuğumuzda senden tek istediğim şey şu. Bana doğru bakacaksın. Ben verdim vekaletimi, kanımdan mührü. Zihni hocanın üstlenmesini. Kabullendim ben mührü. Bunu söyleyeceksin. Ben sana işaret ettiğimde. Tamam, söylerim. Yeter ki beni kurtarın. Akşam karanlığıydı. Köydeki her yerde ışıklar yanıyor. Büyük ihtimalle kayıp olduğum için veyahut köyde kayıplar olduğu için arıyorlar. Mağaranın yıkılmış yerine doğru geldiğimizde sanki mağara hiç yıkılmamış gibi sarmaşıklar var. Sarmaşıkları hızlıca kestiler. İçeriye doğru girdiğimde burası o mağara değildi. Beni kollarımdan tutarak götürüyorlar ama burası neresi? O mağaraya benzemiyor. Her tarafta yılan motifleri var. Aynı o mağarada kapı açıldığında. Mağaranın ilk halini görüyorsun. İlk açıldığı halini. O yüzden sessiz ol ve devam et. Ben ileriye doğru getirdiklerinde aralarından bir tanesi Zihni Hoca'ya doğru seslendi. Hocam, büyücülerden bazılarının araçları köyde. Nasıl bir yol izleyelim? Hepsinin birincini kapatın. Hiç kimse de yukarıya doğru çıkmasın. Pınar Çayık Köyü var ileride. Oraya doğru yönlendirin. Gerekirse cinlilerin yoğunluğunu oraya verin. Büyücüler bir süreliğine burayı hissetmesin. Kapının açılışını sağlayıp mühürleyeceğim. Ve kimsenin bilmediği bir yere gömeceğim. Kapının önüne doğru geldiklerinde kollarıma doğru baktı. Yavaşça kollarımın üstündeki yazıları göstererek ben sana işaret verince. Tamam dedim. Okumaya başladı. Okumayı bitirmeye yakın bir bıçağı uzatıp bana parmağımı işaret etti. Parmağımın ucuna doğru dokundurdum. Kan çıkınca kapıya doğru sürtmemi işaret etti. Söylediği gibi sürttüm. Kapıya sürtmemle beraber yukarıdaki çatlaklar ufak ufak başlıyordu. Kapıya sağ elini yerleştirdi. Bana doğru bakıp şimdi dercesine başarı bir daha salladı. Söylediği, öğrettiği bütün o vekalet verme cümlelerini tek tek söyledim. Geriye doğru çektiler beni. Kollarımı hızlı bir şekilde sildiler. Ön tarafa doğru gelen Zihni Hoca iki kapıya da elini koydu. Mahşerden kapıya, cinler aleminden geçite. Vumat'ın ilk geçitlerinin kapısının kapanışını isterim. Sonra da okumaya başladı. Mahir'in yaptıklarını yapıyordu ama sadece Mahir gibi derecesine farklı şeyler değil, Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyordu. Sonra da geriye doğru çekildi. Bana doğru baktıktan sonra diğer hüddamlara doğru "Çıkın buradan" diyerek seslendi. Apar topar çıkmaya başladığımızda sanki dejavu oluyordum. Aynı Kenan abiyle beraber buradan kaçarken yaşadığım mağara yıkıntısı başlıyordu. Hızlıca kendimizi dışarıya doğru attık. Mağara tamamıyla göçüyordu. Yukarıya doğru çıktığımızda köylüler bunu duymuş olmalı. Çünkü dışarıya doğru sarmaşıkları da kestiğimiz için direkt kocaman bir toz bulutu çıktı. Yukarıya doğru yükseliyordu. Dolunay tam üstümüzde. Başardık diyerek hüdamlar birbirlerine sarılıyorlardı. Başardık mı? Bitti mi yani? Evime dönebilir miyim? Dönebilirsin tabii ki dediler. Çok rahatlamıştım. Onlara nasıl döneceğimizi anlattım. Ağaçlardaki o işaretler sanki oradan hiç ayrılmamış gibi duruyor. Hızlıca ağaçlara doğru bakarak ilerlemeye başladık. Sonunda boş arazinin olduğu yere doğru çıkmıştık. Köylere doğru ilerlerken köşede Kenan ve Volkan'ın oturduğunu gördüm. Kenan abi kalkıp beni gösterdi. Sonrasında Volkan, Emre'ye doğru bağırıp bana doğru geldiler. Her biri yanıma doğru geldikten sonra direkt "Ne yapıyorsun lan?" diyerek bağırdılar. "Kurtulduk, kurtulduk, hallettim" diyerek onlara doğru sarıldım. Başımı sevdi Kenan abi. Arkadaki hüddamları görünce hepsi tedirgin oldu. "Merak etmeyin, hiçbir sorun yok. Tamamıyla kurtuldu. Köy de aynı şekilde. Artık hiçbir musallat veyahut etrafınızda büyücü olmayacak." Arka taraftan gelenlerden sonra birkaç kişinin gözyaşlı olduğunu gördüm. "Neden böyle gözyaşları var?" diyerek sordum. Zihni Hoca
kapıyı büyük ihtimalle oynatmak için kendinden vazgeçti. Hüddamlar köylülere her şeyi açıkladı. Açıkçası bizim köylülerin buna tepki göstereceğini düşünüyordum ama hiçbir şekilde göstermediler. Hatta tanımadıkları Zihni Hoca'yı bağırlarına bile bastılar. O kayalıkların oraya gidilerek dua edildi. Belki orada değildi cesedi. Belki farklı bir yerdeydi ama orada insanlar için kendini feda etmişti. İnşallah Rabbim bizi böyle hayırlı hocalarla hep karşılaştırır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Rabbim ettiğiniz duaları kabul eylesin inşallah. Videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Rabbime emanet olun. Esen kalın dostlarım.